Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Casper'ın yeni çıkardığı telefon VIA V5 isimli modeli inceleyeceğiz. Kutusu yine VIA V8'deki gibi oldukça şık geldi. Şöyle açalım göstereyim. Şöyle zaten kutusunda yazıyor 5 inç ekran, işte metal şık tasarım, 6.9 mm, Gorilla Glass 2, 13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera. Özet geçmişler orada. Yine şöyle güzel bir koruma ile çıkıyor. Yani koruma dedim bunu kılıf olarak kullanamıyorsunuz. VIA V8'de biliyorsunuz ekstra bir kılıf da vardı. Bu sadece hani kutuyla cihaza ayırır, cihaz böyle langır zangır oynamasın diye. Tasarım oldukça şık. Şöyle güzel. Ben biraz kullandım bunu tabi. Haliyle şey oldu. Kutuya bakalım. Yine bir yedek jelatin bulunuyor. Olur da piyasada bulamazsınız diye. Kulaklık, kulak boyutu işte ayarlayan ufak plastikler çıkıyor. Kulaklığı çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi kaliteli. USB 2.0 şarj kablosu var. Ve bu kablo hani önceki ilk kutuyu çok övmüşüm. Atlamıştım. Attım direkt onu. Ya oldukça da uzun. Hani şöyle yatağa koyup uzanırken telefon düşüyorlar ya. Te şarj kablosu kısa diye. O dertten de kurtuluyorsunuz kısmen. İşte bu fik fik'i şunları çıkartıyor. Sim kart girişi burada. Bunları zaten geleceğim. Onları çıkartmaya yarayan. Kullanım kılavuzu ve adaptörü. Şöyle. Güzel bir kutu tasarımı var. Bunlarla işimiz yok zaten şimdilik. Cihaza gelelim. Cihaz bence Vs8'e göre ben çok beğendim tasarımını. Oldukça şık gözüküyor çünkü metal. Hani şu alttaki da metal var. Yan tarafta komple metal kasa ve arkasında mat bir plastik var. Ben biraz tabii kilitmişim. Ön tarafında Gorilla Glass 2 var. Gorilla Glass 2 ile korunuyor. Zaten parmak şu anlaşıldığı gibi bu cihaz şöyle bir koyun var bir de. Ara şey gibi hava durumunu gösteren. Bu koyun hiç uyumuyor bu arada. Ben ilk gün aşırı derecede kafayı taktım. Gece 3'e kadar koyunu yatsın diye bekledim. En son uyumuşum. Hakikaten öyle gezip gezip duruyor. Başka hiçbir şey yok. Öyle fazla takılmayın. Oyun denemesini yapacağız yine. Hani klasik testlerimizi yapacağız. Ama cihaz hakkında bir şey söyleyeyim. Hani hakikaten ben tasarımını çok beğendim. Oldukça başarılı. Ve sınıfına göre hani girdiği piyasaya göre 799 TL satılıyor bu arada. Oldukça da başarılı olacağına inandığım bir cihaz. Özelliklerine gelirken bunları söyleyeceğim. Şimdi şöyle başlayalım yan tarafından görünümünden. Sim kartı buraya takıyorsunuz. Bir kesilmiş sim kartın. En küçük modeli değil, orta boy diyelim şimdi. Sim kart buraya. Ses açma, kapama, uyku modu. Üst tarafta herhangi bir tuş yok. Sadece 3.5 mm kulaklık girişi var. Micro SD kart girişi burada ve 32 GB'a kadar destekliyor. Alt tarafta da USB girişi ve mikrofonu var. Gördüğünüz gibi tam ortada değil kıyıda. Ben ortada olsa daha iyi olurdu. Ben yine simetri hastası muhabbetini yapayım. Şu arka tarafında da hoparlörü var. Şöyle tutunca da sesi rahat rahat size gelsin diye. 5 inç bir ekranı var. Önce bir bu cihazın boyutunu ölçelim ve ekranı sonra geleyim. Hazır dış görünümden bahsediyorken. 14 küsür santim boyu var. 7 santim civarı bir genişliği var. Ve 6.9 mm kalınlığı var. Yani kalınlığı değil aslında inceliği var diyeyim. Oldukça da ince bir telefon. Tam boyutunu vermek gerekirse 143 mm boyu. 69,5 mm de genişliği var diyelim. Yani 7 cm artık diyelim. 6,9 mm'de bir inceliği var. 5 inç ekran dedik. 720p yani HD ekranı sahip. Ve 300 ppi piksel yoğunluğu var. Yani oldukça 720p'ye göre oldukça başarılı bir ekrana sahip. 1 GB RAM'i var. 16 GB depolama kapasitesi var cihazın. Dediğim gibi 32 GB'a kadar da çıkabiliyor. 4.4.2 KitKat sürümü mevcut. KitKat de diyorlar. Ben KitKat diyorum. Ve bu ekranda Mali 400 bileşeniyle de destekleniyor. Grafik işlem birimi olarak da. Mali 400 ile çalışılmış. Zaten şimdi Antutu'dan da bakacağız. Oradan da birebir gideceğiz. Cihaz 4 çekirdekli. Via 8 ve modeli 8 çekirdekli. Bu 4 çekirdekli. E, fakat MTK, MTK işlemcinin en yani 4, 8 çekirdekten bir önceki modeli. Hani bundan bir sonrası 8 çekirdek oluyor. Arada 6 mı yok. O yüzden işlemci olarak başarılı. Mali 400. Tabii biraz ben Mali sınıfına şey yaptığım için söylüyorum. Gerçi oyun oynarken de bir sıkıntı olmuyor. OTG var. Zaten oyun testini yapacağız bu arada onu söyleyeyim de. OTG var. NFC yok. Bluetooth 4.0 var. Oldukça kuvvetli bir bağlantı hızı bence bu. Yani artık 4.0 kullanılıyor çoğu yerde de. Hani olması güzel bir şey. Fiyatına göre ve tasarımına göre oldukça kullanışlı güzel bir telefon olarak gözüme çarptı. Reklamlarında 13 megapiksel yazıyordu burada. Bize burada yazısız geliyor. Ona dikkatinizi çekerim. Hani ben ya şuralarında yazı yazınca genelde sevmem. O da hoş olmuş. Hoş geliyor. Şöyle Casper güzel bir şekilde geliyor. Cihazı Antutus'una bakalım önce bir. Ondan sonra şu coin emin hiç uymuyor bu arada. Onu ben bir ara kafayı taktım. Sonra sıkıntıdan bıraktım. Cihaz bilgileri gördüğünüz gibi Casper VW V5 KitKat var. KitKat, KitKat diyorlar. Dediğim gibi MT6582 4 çekirdekli işlemcisi var. MT6592 de VV8'deki işlemci zaten. Mali 400. v 8de Mali 450 vardı. Zaten v 8i incelememizi de izlersiniz. 13.3 megapiksel bir arka kamerası var. Ana kamerası. Ve oldukça başarılı geniş açı çekebilen hakikaten beğendiğim 5 megapiksel bir ön selfie kamerası var. 84 derece açıyla alabiliyor. Onu da söyleyeyim. Yani oldukça geniş bir görüntü sahip. Onu da şuradan gösterelim. 5 megapiksel bir ön kamerası var. Oldukça başarılı. Puanı 18100 çıktı. Puanına göre iyi. Hani 1 GB RAM, Mali 400 bu se seviyede çıkıyor artık zaten. Hani bir zamanlar bu 18000'ler çok çok yukarıdayken artık da biliyorsunuz en üst seviye telefonlar. 8 Snapdragon dediğim zaman 25-30 binden başlıyor. Cihazın Ağırlığından bahsedelim. 145 gram. Yani oldukça hafif bir cihaz. Hani zaten şöyle hafif şık, ince bir cihaz. Oldukça da güzel bence. Yani hakikaten ben kullanırken beğendim. Beğenmesem burada beğenmedim derim. Ölçelim. Bakalım kaç gram. 145 gram mı? Biz herhalde gizli kuyumculuk olan yapıyoruz ya. Bu gram hep bize tartı eksik tartıyor. Tamamlayalım. Kendi şarja aletini koyduk. 164, 165 gram oldu. 136 grama da düştü bu arada. Biz bayağı kuyumcu tartısı gibi yaptık. Hassas iyice bizim bozuldu. Hassasiyetini kaybetti. Sonuçta ağırlığı 145 gram. Şimdi leblebi falan koymayayım dedim tekrar buna. Isınma sorunu var mı ona bakalım. Hani cihazda oyun oynarken. Hem bir oyun denemesi de yaparız. Ondan sonra bir ses testi yaparız. Evet şu an wifi e, Wi-Fi kapalı. Aslında hep Wi-Fi açık yapıyorduk. Wi-Fi de açalım. Wi-Fi'yi açtık. Wi-Fi'yi açtık. %43, %42'ye düştü tam bu arada. %42 şarjı var. Ve 15 dakika bir Asphalt 8 oynayacağım. Şu meşhur oyun Şöyle bir 29.6 santigrat dereceyle başlayacağız. Evet, 15 dakika oldu. Çıkalım şöyle, önünden. çık artık, yeter. Isınmasına bakalım. Yani ısınması 37.5 oldu. 29.67 de 37.5 derece bir ısınması var. Şurasını açmıştık. Burası işlemcinin olduğu yer. 43.5 derece kadar çıktı ama gayet normal. Hani 1 GB hakikaten telefonu zorlayabilecek bir oyun kullandık. Şarjı %42'deydi ve şu an %29'da. Bataryasının 2000 mAh olduğunu sanırım söylemedim. Bataryası 2000 mAh. Ama günü kurtarıyor mu derseniz evet günü kurtarıyor. Wi-Fi açık, şey açık işte 42'den %14 düştü. Diğer incelemeler o civarda düşüyor zaten. Evet oyun testimiz böyle. Ses kısmına gelelim. Bu arada söylemeyi unuttum. Sar değerinden bahsediyorum ısrarla. Kafada 0.320 Watt bölü kilogram. Vücutta ise 0.520 Watt bölü kilogram. Yani normalde zaten birinin altında olması lazım. Fakat Avrupa standartları 2 ve üzeri oldukça da başarılı sar değeri konusunda. Onu da belirteyim. Ses kısmına gelelim. Bizim meşhur para verip aldığımız dubstep. Gördüğünüz gibi maksimum aldığı desibel 80.4 cihazdan çıkan. Yani 80-90 arası zaten bağırma seviyesi olduğu için ses olarak güzel. temizle veriyor sesi. Öyle bir zaten duymuşsunuzdur. Bir rahatsızlık edecek bir şey tarafı da yok. Ses testi de böyle. Dediğim gibi bu koyun ben buna çok taktım kafayı. Hiçbir zaman uyumuyor. Keşke uyusaydı. Benim hani şu telefona beğenmediğim tek şey şu koyun uyumaması. Onun dışında her şeyle Onun dışında her şeyle başarılı buldum. Bizi Webtekno Facebook sayfasından takip edin. Twitter Webtekno'dan takip edin ve Webtekno TV YouTube kanalına abone olun. Hani zaten incelemeler önce oraya geliyor sonra siteye alıyoruz. Sitemizde webtekno.com bildiğiniz gibi. Kendinize iyi bakın. Başka bir incelemede görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.